Hipofiz adenomu aslında iyi huylu bir beyin tümörüdür. Hipofiz bezi beynin bir uzantısı olup vücut için hayati öneme sahip hormonların salgılandığı dokudur. Bezdir daha doğrusu. Hipofiz adenomları da hipofiz bezindeki bu hormon salgılayan hücrelerden köken alır. Bu hücrelerin aşırı çoğalmasından ve bu hormonları aşırı derecede salgılanmasından kaynaklanan bir iyi huylu tümördür diyebiliriz. Bu tümörler bize iki şekilde bulgu vererek ortaya çıkarlar. Birincisi tümörün büyümesine bağlı bası bulguları. Yani hem etraf dokuya hem de normal hipofiz dokusuna basarak ona bağlı bulgular ortaya çıkarır. Örneğin baş ağrısı ya da normal hipofiz bezine bastığı için normal hipofiz bezinin dolaşımını bozabilir ve fonksiyonlarında bozukluğa neden olabilir. Ya da etraf dokulara, hipofiz bezinin etrafındaki dokulara, sinirlere, damarsal yapılara bası yaparak işte göz hareketlerinde bozukluk ya da görmede bozukluk gibi bulgularla karşımıza çıkabilir. Bir diğer bulgusu da hipofiz adenomları hormon salgılayan hücrelerden köken aldığı için bu hormonların aşırı salgılanmasına bağlı bulgularla karşımıza çıkabilir. Örneğin büyüme hormonu salgılayan bir adenom bize vücuttaki dokularda, kemiklerde, kıkırdaklarda, yumuşak dokularda hatta iç organlarda büyümeyle karşımıza çıkabilir. Eğer bu büyüme çağının sonlanmasından önce ortaya çıkarsa jigantizm dediğimiz tabloyla ortaya çıkar. Büyüme çağından sonra ortaya çıkarsa da akromegali dediğimiz bir hastalıkla ortaya çıkar. Bunun gibi aynı şekilde kortizol salgılanmasına neden olan tümörlerde de Cushing sendromu dediğimiz obezite, aşırı yağlanma, hipertansiyon ve diyabet gibi bulgularla ortaya çıkar. Bunu örneklendirebiliriz ama şu anda çok fazla ayrıntıya girmeyi düşünmüyorum. Peki hipofiz tümörlerinin tedavisi ya da takibi nasıl yapılır? Aslına bakarsanız hipofiz tümörleri toplumda her 5 kişide birinde görülür. Yani bu çok yüksek bir oran, şaşırtıcı bir oran. Neyse ki hipofiz adenomlarının çoğusu, yani ezici bir çoğunluğu tedavi gerektirmez. Yani ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi gerektirmez. Hatta takip bile gerektirmez. Peki tedavi gerektirdiği zaman ne yapıyoruz? Tedavi gerektirdiği zaman hipofiz adenomlarının yaklaşık 4-5 tipinden birisi var ki ilaçla tedavi edilebiliyor. Diğerleri cerrahi tedavi edilmek zorundadır. Bu birisi prolaktinoma dediğimiz süt salgılatan hormon adenomudur. Bunda da ilaçla tedavi mümkün %95'inde. Peki cerrahi yapmamız gerektiğinde ne yapıyoruz? O zaman öncelikle şu anda en güncel tedavi yaklaşık benim de 10 yıldır uğraştığım bir yöntem bu. Burundan endoskopik yöntemle kapalı herhangi bir kesi yapmadan yaptığımız bir tedavi endoskopik yöntemle bu tümörleri tedavi edebiliyoruz. Sağlıklı günler dilerim.